Herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Georgetown Üniversitesi'nden Profesör Doktor Arkut Ürem. Arkut Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi birazcık sizi tanıyalım. Üniversite hayatınızdan bu yana neler yaptınız? Georgetown Üniversitesi'ne giden yolda hangi aşamalardan geçtiniz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ya. Üniversite, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni okudum, İngilizce bölümünü. 94'te mezun oldum. Mezun olduğum sene buraya gelip kanser araştırmaları yapmaya başladım. O zamandan beri de buradayım. 94'ten beri buradayım. Üniversitede öğrenciyken zaten yazları gidip geliyordum araştırma yapmaya buraya. 5. sınıfı bitirince de bir 6 ay kayıt dondurup gelmiştim. O yüzden burada bir takım kanser araştırmaları yapmıştım, bağlantılarım olmuştu. Mezun olduğum zaman bana bir iş teklifi yaptılar. Postdoctoral fellowship adı altında. Mezun olunca işte bir 6 ay kadar vize, pasaport işlemlerini beklerken Uşak'ta sağlık merkezinde pratisyen hekim olarak çalıştım. Uşak mezun olduğum günden bu yana 94'ten beri laboratuvarda temel kanser üzerine araştırma yapıyoruz. İlk geldiğimde burada Washington'un hemen dışında bunların bir milli kanser enstitüsü var. NIH altında. Orada bir 5 sene kadar postdoktoral fellow olarak çalıştım. Ondan sonra 2 sene gene buraya çok yakın başka bir şehirde Baltimore'da University of Maryland'da 2 sene daha postdoktoral fellow olarak çalıştım. Onların takibinde 2002'de Georgetown Üniversitesi'ne geçtim. Yardımcı doçent olarak başladım. Ondan sonra işte doçent, profesör derken 18 senedir Georgetown Üniversitesi'ndeyim. Burada zamanımın büyük bölümü kendi laboratuvarımda üzerine araştırma yapmakla geçiyor. Ama üniversitede profesör olmanın gerektirdiği bir sürü zaman alan kurullar, kurumlar, idari görevler de var. Onların yanında eğitim hizmeti de veriyoruz. Tıp fakültesi öğrencilerine anatomi dersleri veriyorum, kadaver diseksiyonları yapıyoruz. Ya da doktora öğrencilerine, master öğrencilerine de tümör biyolojisi dersleri veriyorum. Böylece hani zamanımın %20'si kadarı ders vermekle, eğitimle geçiyor. %80 kadarı da kanser araştırmalarıyla geçiyor. Peki, yani burada kıvılcımı ilk kim size aşıladı demek istiyorum. Yani şimdi tamam üniversite hayatında işte Amerika'ya gidip gelmişsiniz, orada bir çevre edinmişsiniz ama yani ben bazı duyumlar aldım. Hani sizin üniversitedeyken bu başarınızı keşfeden kim vardı? Normal danışmanlık olarak bahsetmiyorum. Hani asistanlar öğrencilere danışmanlık veriyorlardı. O ayrı ama öyle spesifik sizin belki de Amerika yolculuğunuzu başlatan biri var mıydı? Onu hani tek bir kişi söylemek zor. Tabii benim yıllarımda hem daha öncesinde bana çok destek olan öğretmenlerim oldu. Hani onların kıymetini hiçbir zaman ödeyemem. Daha çok geriye gitmek isterim. Hani daha ben ilkokula başlamadan sorduklarında büyüyünce ne olacaksın dediklerinde bilim insanı olmak istiyorum derdim. İlkokul öğretmenim sağ olsun onu çok gördü, bildi, destekledi. Ortaokulda fen bilgisi öğretmenim Fatma Genç vardı. O da bu bilime olan ilgimi çok destekledi. Nasıl deney yapılır, nasıl hipotez kurulur onları da hani ortaokulda bana aşılamaya başlamışlardı. Hani ilkokul öğretmenim Zekeriya Düzelim ve ortaokul fen bilgisi öğretmenimin çok büyük destekleri oldu bu yönde çalışmama. Üniversiteye gelince de hani çok değerli 2 hocam vardı Sayın Ayşe Ayhan ve Wayne Chris diye. Yani bu hocalarım sadece gelip 2-3 saat üniversitede ders vermenin ötesinde bana çok oturup makale saatleri yaptık, bilimsel düşünce nasıl olur, hipotez nasıl kurulur, yayınlanmış bu makalelerdeki veriler nasıl kritik bir şekilde değerlendirilir. Hani onun temeli oralarda oluştu. Bunların hepsi ders dışında. Hafta sonları, akşamları bu insanların kendi özel hayatlarından özveriyle bana ayırdıkları zaman oldu. Onların verdiği destek de sonuçta yazları araştırma yapmaya başladım.
Okul zamanı tabii çok vaktiniz olmuyor. O yaz araştırmaları büyüdü büyüdü. Sonuçta fakültesini bitirince araştırmaya başlamış oldum. Full time. Yani şey çok güzel aslında. Yani küçüklükten beri bir bilim adamı olacağım. Hani herkes doktor olacağım der, avukat olacağım der. Ama bilim adamı olacağım demek inanılmaz bir vizyon gerektiriyor. Yani o içinizdeki tutkuyu gösteriyor. Bu demek ki doğuştan sizde olan bir yetenek. Yani bu tabii doktor olmak bence aynı zamanda birazcık yetenek de gerektiriyor ki yani siz kanser üzerine yoğunlaşmışsınız. Yani hem hocalık yapıyorsunuz hem laboratuvarda araştırma yapıyorsunuz. Bu şu anda bile çok zor karşılaştığımız aslında durumlar. Yani siz çok güzel bir şekilde adım adım hedefinize ulaşmışsınız. Ve gelebileceğiniz şu anda bildiğim kadarıyla en üst noktadasınız. Yani tabii ki de ilerlemeye devam ediliyor. Araştırmalar yapıyorsunuz ama yani bu çok ilham verici bir durum. Yani sadece doktor olmanız değil, böyle bir emel üzerine çalışmanız ve çevreniz de bunu çok güzel desteklemiş. Hani şey gibi de aslında insan çeker bunları. Yani sizdeki kıvılcımı görmüşler. Herkes bir el vermiş, bir destek olmuş. O yüzden gerçekten çok güzel bir şey. Başka bir konu daha var tabii. Sizin Profesör Doktor Aziz Sancar'la bir çalışma imkanınız oldu mu bu seneler içerisinde? Aziz Hoca'yla ortak bir çalışmamız olmadı maalesef. Ama tabii burada hani herkes gibi ben de Aziz Hoca'yı çalışmalarından dolayı senelerdir biliyorum, takip ediyorum. O 10 sene kadar önce burada Georgetown'da bir seminer serisi vardır. Bizim departman her ay bir dışarıdan profesörü davet eder, konuşma versin diye. Oraya o sene gelecek konuşmacıları ben seçiyordum. Onların birinde de Aziz Hoca'ya davet gönderdim. 2010 gibiydi. İşte hocam gelebilir misiniz bir gün bize konuşma vermek için? Sağ olsun kırmadı geldi. Hani ilk tanışmam yüz yüze öyle olmuştu. Georgetown'a gelip bize ziyaret etmişti. Bir konuşma vermişti. Daha sonra başka bir ortamda konuşurken diğer Amerikalı profesörlerle lafı geldi, böyle böyle oldu dedim. Çok şaşırdılar. Aziz Hoca hiçbir yere gidip seminer vermez, nasıl verdirttin ona diye. O zaman ben hani kıymetini daha da çok anladım. Hani o zaman anladım ki Aziz Hoca bunu muhtemelen bir Türk'ten geldiği için bu talep kıramadı ve nezaketen geldi. Öyle bir konuşma verdi o zaman. Hani o çok, Aziz Hoca böyle çok mütevazi bir insandır. Hani bu Nobel'i almadan önce de zaten çok kıymetli çalışmaları vardı. Aziz Hoca burada National Academy of Science denen Türkiye'deki Bilimler Akademisi kurumun üyesidir. Hani oraya girmek kolay bir şey değil. Herkesin haddi değil. Aziz Hoca bu akademinin üyesiydi o zamanlardan da. Hani hepimiz çalışmalarını bilirdik, takip ederdik. Sağ olsun geldi konuşmayı verdi. Ondan 2-3 sene sonra benim bir yolum North Carolina'ya düştü. Bir iki günlüğüne ziyaret ediyordum. Aziz Hoca'ya yazdım. Hocam müsaitseniz geleyim. Hani sizi ziyaret edeyim. Laboratuvarı konuşuruz. Laboratuvardaki ekiple deneylerden konuşuruz diye. O da olur tamam gel şu gün buluştuk. İşte dedim işte cuma günü saat 11'de geleceğim. Adresini verdi. Binası, odası. Gidim odasında bulacağım hocayı. Saat 11'de gittim üniversiteye. Aziz Hoca beni binanın kapısında bekliyor. Giriş salonunda oturmuş bekliyor. Hani odasında beklemiyor. Hani o zaman ben daha yardımcı doçentim, yeni kariyerin başında biriyim. Aziz Hoca akademi üyesi, profesör, hani Nobel almayı gerektirecek o kadar çalışmayı yapmış. Hani o zaman da gene de hani ben misafiri olduğum için gelip beni binanın girişinde bekledi, orada karşıladı, öyle odasına yukarı götürdü. Hani diyeceğim çok büyük başarılar olmasına rağmen çok da alçak gönüllü bir insan. Herkese, etrafında çalışan herkese çok değer veren bir insan. O yüzden hani ben de Aziz Hoca'yı çok takdir ederim. North Carolina'da olanlar daha iyi bilir. Hani North Carolina'daki bütün öğrenciler, doktorlar hepsine yardımı olmuştur Aziz Hoca'nın. Hem bilimsel açıdan hem sosyal açıdan. Yani onlara destek vermesi, orada bir Türk evi kurmuştur şeyde North Carolina'da.
giden öğrencilerin kalabalığı çok takdir eder. Sadece bilim için değil, kişiliğiyle de, iyi bir insan olmasıyla da. Bu herhalde birazcık da, yani sonuçta tıp bilimi insanla uğraşıyor. Onun önemini kavradığı için de belki öyle göstermiştir. Hani size yaklaşımı da, hem siz de başarılı bir doktorsunuz. O zaman belki kariyerinizin başındasınız ama galiba yanlış hatırlamıyorsam bir ilaç üzerine de çalışmalara başladınız diye ben hatırlıyorum 10 sene öncesine kadar. Yani o ilaç bizim laboratuvardan çıkan, şu an klinik çalışmada olan bir ilaç var. Ewing sarkomu diye bir kanser türü var. Kemiklerde ve yumuşak dokularda gelişir bu kanser. Daha çok da çocuklarda görülüyor. Onun için çalışmalara daha 1999'da başladık. Sonuç olarak 20 sene önce başladığımız bu çalışmalar daha yeni hastaya verilebilecek hale geliyor. Bu çalışma şimdi çocuklarda faz 1 denen bir aşamada. Bu aşamada bu ilaç insanlara zararlı mı değil mi onu göstermek için, hangi dozda kullanılır onu göstermek için çalışılıyor. Yani bu ilacın en yüksek dozu nedir kimseye zarar vermeden. Bu çalışmaya katılanlar tabii ki Ewing sarkomu olup bütün denenmiş tedavileri deneyip hepsinden yanıt almamış, bir iki ay ömrü beklentisi kalan hastalar büyük bir fedakarlık yapıp bu tür çalışmaya gönüllü olarak kalıyorlar. Hayatlarının son döneminde böyle bilinmeyen, denenmemiş bir ilacı alıp, hani onların hayatını kurtarması beklenen bir ilaç değil o aşamada. Çünkü çok ileri evrede bu hastalar. Ama yine de onlardan sonra gelecek hastalara yardım etmek için gönüllü oluyorlar. Bu hastalar üzerinde bu ilacın dozu nedir bulunuyor. O bitince faz 2 çalışmasına geçilecek ki o zaman bu ilaç daha erken dönem hastalara verilip gerçekten Ewing sarkomuna iyi geliyor mu gelmiyor mu o ispatlanacak. Laboratuvarda yaptığımız çalışmalarda umut verici sonuçlar var. O yüzden hani bu insanlara kadar geldi. Ama bu Ewing sarkomu biraz nadir bir hastalık olduğu için çok hasta yok. Hasta sayısı az olduğu için de bu klinik çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Umuyorum ki bir sene içinde, iki sene içinde bu faz 1, faz 2 hepsi bitip sonuçları belli olacak. Eğer gerçekten iyi geliyorsa FDA onayı alıp Ewing sarkomu için bir ilaç haline gelebilir. Ya inşallah güzel sonuçlar elde edersiniz. Çünkü hani kanserin her türü üzerine çalışmalar yapılıyordur tabii ama hepsi böyle bizim tarafımızın, hani bilimin içinde olmayanlar tarafından böyle çok ürkütücü duruyor. Yani bir çare olması lazım. Bir çare bekliyoruz. İşte sizler çalışıyorsunuz. Umarım yani 1-2 seneye kadar, yani tabii ki de hastaların sayısının artmaması önemli. Ama olan hastalar üzerinde de böyle olumlu etkileri olursa, yani dünyaya çok güzel bir şey bırakmış olacaksınız ki eminim başka çalışmalarda yapıyorsunuzdur zaten. Yani bunun dışında var mı başka ilaç çalışmaları yeni başlayan? Evet, diğer çocuklarda görülen sarkom türleri için de ilaç geliştirmeye uğraşıyoruz. Osteosarkom diye başka bir tümör var. Orada bu tümörlerin akciğere yayılmasını engelleyecek bir ilaç yapmak için uğraşıyoruz. Gene laboratuvarda yapabileceğimiz kadarını yaptık. Şimdi evdeki köpekler üzerinde bu denenmek üzere. Burada, orada da aynıdır. Köpeklerde bu osteosarkom çok sık görülen bir hastalık. Yani bu laboratuvar hayvanı olarak değil, evimizde yaşattığımız kendi köpeklerimiz, evimizde büyüttüğümüz köpeklerimiz kendi kendine insanlar gibi osteosarkom oluyor. Sayısı da çok fazla. Amerika'da osteosarkom belki 800-900 kişide gelişirken bir sene, burada 10.000-15.000 köpekte osteosarkom gelişiyor. O yüzden hani hasta sayısı daha uygun bir klinik çalışma yapmak için. Artı köpeklerdeki hastalığın seyri de çocuklardakinin seyrine çok benziyor. Onlar da akciğer metastazından ölüyorlar sonunda. O yüzden bu ilacı önce köpeklerde denemek için çabalarımız var. Onu yapıp da köpeklerde çalıştığını gösterebilirsek, o zaman çocuklarda denemek çok daha kolay olacak. Hem daha dozunu bilmiş olacağız. Nasıl veriliyor, ne zaman veriliyor onu bulmuş olacağız. Osteosarkom için öyle bir çabamız var. Onun ötesinde gene çocuklarda görülen rhabdomyosarkom diye bir kas tümörü var. Onun için de bir ilaç geliştirmek için uğraşıyoruz. Bunlar birazcık daha geriden, daha başlama aşamalarında.
Tabii bunlar çok zaman alan işler, çok para alan işler. Bu çocuk kanserleri de göreceli olarak nadir olduğu için onlara çok para yatırılmıyor. Araştırma fonlarından çok para gelmiyor. Hani bir çıkarıp bana öyle 50 milyon dolar, 100 milyon dolar para vermiş olsa bu ilaçlar 10 sene değil, 3 senede biter. Her işin başı para. O yüzden elimizdeki imkanlarla mümkün olduğu kadar hızlı ilerlemeye çalışıyoruz. Olsun ama siz çalışıyorsunuz yani bir ilerleme, bir şey, bir katkı sağlamak ve ekibinizle birlikte tabii. Yani sizi takip edenler de var. Bir çare bulmak için ki böyle nadir olanların tedavisi daha zor oluyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda da hani bir sürü bilmediğimiz hastalık vardır. Hani siz onlardan bir iki tanesini çözmeye uğraşıyorsunuz. Bu aslında çok umut verici bir durum. Yani bunu bilmemiz çok güzel bir şey. Peki şimdi şöyle bundan yola çıkarsak şimdi böyle çok güzel başarılarınız var. Bir sürü patentleriniz var zaten de. Bir de Oscar ödülünüz var. Yani akademinin Oscar'ı dedikleri aslında Ulusal Mucitler Akademisi'nin verdiği dünyanın dört bir tarafından 168 kişi içerisinden seçilen 3 Türk mucitten birisiniz. Bu en son 2019 yılında yapılan bir çalışmaydı. Peki şimdi şeyi sormayacağım yani gurur duydunuz mu diye sormayacağım. Tabii ki de gurur duymuşsunuzdur. Bu mucitler listesine nasıl girdiniz? Yani dünyanın dört bir tarafından bakılıyor, bilim adamları araştırılıyor, çalışmaları takip ediliyor. Neydi bu sizin bu listeye girmenizi sağlayan çalışmalarınız ya da çalışmanız da olabilir bilmiyorum. Biraz o konuda bilgi verebilir misiniz? O hani seçim aşaması her üniversite kendi üniversitesinden her sene aday gönderiyor. Bir dosya hazırlayıp bundan sonra bu National Academy of Inventors denen kurumda kendi bir hakem kurulu oluşturup bu başvuruların aday gösterilenlerin içinden değerlendirme yapıp her sene 100-150 kişiyi seçiyor bu kendi ekiplerine dahil olması için. Sonuç olarak bu verdikleri fellowship statüsü tek bir araştırmaya yönelik değil, dosyanın tamamına bakıyorlar. Kariyeriniz boyunca ne buluşlar yapmışsınız, ne patentler almışsınız, bu patentlerin uygulaması nasıl olmuş, onun ötesinde nasıl, ne kadar, ne makaleler yayınlamışsınız, onların etkisi ne olmuş konunuzdaki biliminiz, alanınızdaki diğer bilim insanlarına. Yani o yüzden tek bir çalışma değil, kariyerinizde yaptığınız her şeyi göz önüne alarak yapıyorlar bu seçmeyi. Onun bir ödül töreni olacaktı Nisan ayında Arizona'da ama tabii ki bu pandemi yüzünden o da bu sene iptal oldu. Seneye herhalde o iki senenin ödül törenleri birleştirip tek bir ödül töreni yaparlar diye tahmin ediyorum. Valla çok güzel, çok tebrik ediyorum. Yani ben bir Türk olarak da çok gurur duydum. Bunu aslında herkesin duyması, birazcık daha medyada bunun duyurulması gerektiğini düşünüyorum. Daha biraz kendi alanında kalmış gibi ama hani benim yaptığım araştırmalardan dolayı öyle söylüyorum. Peki, şimdi bir şey soracağım. Aynı zamanda bir de sizin böyle altınla ilgili bazı ürünleriniz varmış. Hani şimdi bir Oscar'ınız var. Bir de altın elmalarınız var diye ben duydum. Yani altın yılın... Hatta altın elma bahçeniz varmış galiba. Evet. O burada öğrencilerin verdiği bir ödül. Her sene tıp fakültesi öğrencileri, her sınıf ders veren 40-50-100 hoca vardır. Yani onların içinden en iyi hocalarını seçerler. O seçtikleri hocaya da bir altın elma ödülü verirler. Burada öğrenciler klişe şeydir. Öğrenciler öğretmenlerine götürüp bir elma verirler. Bunu ödül haline getirilmesinde de altın elma veriyorlar her sene bir öğretmene. Bana da işte sağ olsunlar öğrencilerim, tıp fakültesi öğrencileri onlara verdiğim dersleri severler, takdir ederler. O yüzden bana birçok altın elma ödülleri ve diğer en iyi öğretmen ödülleri, anatomi en iyi öğretmen ödülü ya da bütün tıp fakültesi birinci sınıf en iyi öğretmen ödülü verdiler. Bir yerden sonra da zaten 3-5 tane altın elmanız olunca da size
Golden Orchard dedikleri bir işte elma bahçesi statüsüne koyuyorlar ki artık ondan sonra yeni ödüllere aday olamıyorsunuz. Hani siz kenara çekilin, başkaları da ödül alsın şeklinde. Hı-hı. O yüzden hani onlar da gerçekten çok hani gurur duyduğum ödüllerdir. Öğrenciler onlara verdiğiniz çabayı çok takdir ediyorlar. Benim çok iyi öğretmenlerim oldu üniversitedeyken, tıp fakültesindeyken. Hani gelip ders verip amfiye girip gitmenin ötesinde öğrencilere hayatını adamış insanlar vardı etrafımda. Onlar bana örnek oldu. Hani ben de onlardan aldığımı kendi öğrencilerime vermek için uğraşıyorum. Umarım benim öğrencilerim de ileride kendi öğrencilerine aynısını yaparlar. Ya büyük ihtimalle yaparlar çünkü insan gördüğünü yansıtıyor. Yani bir kötü olanı sindirip iyi bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Bir de iyiyi yansıtmaya çalışıyoruz. Siz demek ki bunu yapabilmişsiniz ki öğrencileriniz böyle bir kademeye koymuş. Yani yılın hocası olarak seçmişler. Çok güzel bir şey ve muhtemelen ya büyük ihtimalle de sizin öğrencileriniz de yetiştirdikleri öğrencilere aynı şekilde davranacaktır. Çok güzel bir şey bu. Ve bir de şu da güzel bir şey. Hep işte hocalar öğrencilerini mükafatlandırırlar. Bu sefer iş tersine dönmüş. Elma olması da çok güzel. Güzel bir sembol. Ben bunu okuduğumda çok hoşuma gitti. Yani hem esprili geldi hem de böyle gerçekten bir hoca olarak yani siz zaten tatmin oluyorsunuzdur yaptığınız çalışmalarla ama hani öğrencilerinizin böyle bir şey sunması o da ayrı bir memnuniyettir. En azından iyi yerdeyim yani iyi şeyler yapıyorumu daha iyi hissediyorsunuzdur. Yani öğrenciler de onu ciddiye alıyor. Bu hani altın elma ödülleri senede bir defa oluyor. Böyle bir yerde bir otel balo salonu falan kiralıyorlar. Böyle akşam bir balosu oluyor bunun. Ondan sonra işte her kategoride aynı Oscar'daki gibi 5 tane aday var. İşte bu senin adayları şu hocalar. Zarf açılıyor. Bu senin kazananı bu hoca şeklinde. Ondan sonra gidiyorsunuz kürsüye. Size böyle bir altın şeklindeki bir elmadan, gerçek altın değil de bir ödülünüzü veriyorlar. Hani bunun plakaları var üniversitenin duvarlarında asılı olan. Onların hepsinin kaydı var. Burada hani ödül öğrencilerin yaptığı bir şey. Onların kendisinin ekstra takdirini göstermek için yaptıkları, organize ettikleri bir tören bu. Ama üniversite, sadece Georgetown değil, diğer üniversiteler öğrencilerin görüşlerine önem verir. Her profesör her verdiği ders için, her verdiği laboratuvar için öğrencilerden not alır. Yani sadece hocalar öğrencilere not vermekle değil, öğrenciler de hocalara not verir. O yüzden üniversite bir profesörü işe alacağı zaman ya da promosyon yapacağı zaman o öğrencilerden gelen notlara bakar. Öğrenciler sadece not vermekle değil, ayrıntılı rapor da yazarlar her profesör için. Şunu iyi yapıyor, bunu kötü yapıyor, şunu daha düzeltebilir diye. Hani o hem profesör olarak onları okuyup kendinizi geliştirmenize yardım oluyor. Hem de üniversite bir fakülte öğretim elemanı değerlendirirken onları göz önüne alıyor. Yani öğrencilerin düşünceleri üniversitenin gidişatına yön veriyor. Onu göz ardı etmiyorlar hiçbir zaman. Evet, bu çok zor yapılan bir durum. Çünkü genelde hep dikey bir yönetim olur. Yani normal şirketlerde de o şekilde olur ama yatay yönetim nadirdir. Çünkü yukarıdaki kurucular, yani yönetimin üst tabakasında bulunanlar çok çekinirler. Biraz belki bu egodan dolayı olabilir ama siz geri bildirim veriyorsunuz, size de geri bildirim veriliyor. En sağlıklısı bu. Ki yani buradaki amaç çalışmaların daha iyi hale getirilmesi. Yani bu çok açık bir şekilde. O yüzden hani bunun bütün üniversitelerin bir olarak yapması aynı zamanda öğrencilere de aslında ileriki yaşamlarında adil olmayı, hani eleştirebilmeyi de öğretiyorlar. Çünkü kendileri eleştirirken eleştirebilmeleri lazım ki aslında bu işin karşılıklı olduğunu ve amacın kişiye özel değil de işi geliştirmek. Orada yapılan işe verilen önemi aslında gösteriyor. Peki, evet. O zaman bunlardan hepsini toplarsak eğer, sizin bir mottonuz var mı? Yani öğrencilerinize ne diyorsunuz? Belki ilk derste olabilir ya da işte böyle biraz sizi tanıdıktan sonra
Bir böyle bir motto veriyor musunuz? Ya da kendinizin sürekli işte sabah uyandığınızda kafanızın bir köşesinde olan bir motto var mı? Güçlüklerden kaçmayın diyorum çocuklara. Sonuçta hiçbir şey zor olduğu için bahane olmasın, vazgeçirmesin. Yani hiçbir zaman vazgeçmeyin, hayallerinizden vazgeçmeyin. Başkalarının söyleyip hani sen bunu yapamazsın ya da bu çok zor, bu yapılamaz diye hani onların kendi hayatınızın yönlendirmesine izin vermeyin. Kendi planınızı çizin, ne yapmak istediğinize karar verin. Önünüze bir engel çıkarsa o engel çıktı diye yolunuzu değiştirmeyin. O engeli aşmanın bir yolunu bulun. Eğer herkes önüne bir zorluk çıktığında pes etseydi hiçbir ilerleme olmazdı bugüne kadar. O zorluklar aşıla aşıla ilerlemeler oluyor. O zorluklar aşıldığı zaman yeni bilgiler yaratılmış oluyor. O yüzden hani zorluklardan kaçmayın, zorlukların üzerine gidin. Ancak o zaman ufkunuzu genişletebiliyorsunuz. Ancak o zaman daha iyi bir insan ya da daha iyi, daha üretken bir eleman olabiliyorsunuz. Kolay olsaydı herkes yapardı ama hani zor demek imkansız demek değil. O yüzden zorluklardan kaçmayın diyorum herkese. Yani çok güzel, savaşçı olun diyorsunuz yani aslında. Evet. Peki son olarak gençlere, işte yeni yetişen bilim adamlarına ne söylemek istersiniz? Ne önerilerde bulunmak istersiniz? Gençler için en büyük önerim bilginin ve bilimler. Bugün sokakta çok gördüğünüz Facebook, Twitter, Google gençliği olmasınlar. İnternette okuduğunuz her şeye inanmayın. Her ne bilgi varsa mutlaka kaynağını araştırın. Kaynağını sorgulayın. Sadece internetten gelen için değil. Bak, internette bir bilgi var. Kaynağına baktınız. Bir makale yayınlanmış olabilir. Bilimsel makale bile olabilir. Makaleyi okuyun. Bu veriler nasıl toplanmış, nasıl analiz edilmiş, doğru mu yapılmış? Her şeyi sorgulayın. Her şeyin kaynağına gidin. Öyle yüzeysel bilgilerle, Facebook'tan, Twitter'dan, Google'dan taramalarla önünüze ilk çıkan ya da herkesin çok doğru bildiği bir şey, herkes öyle söylüyor diye değil ama gerçeğini bilerek, aslında özünü bilerek karar verin. Gerçekleri araştırın. Yüzeysel düşünmeyin. Çok teşekkürler. Yani ben de teknoloji sektöründeyim. Ve teknolojinin bir iyi tarafı var, bir kötü tarafı var. Şu anda artık iyice teknolojik bir döneme giriyoruz. Onu da insan yararına kullandığımızda bize faydası oluyor ama gerçekten bu sizin dediğiniz şeklinde her gördüğümüze inanırsak ki bir sürü yalan yanlış haber var ve artık herkes ulaşabiliyor bu. O zaman hem hayatımız daha kötü oluyor, hem bilgi düzeyimiz daha düşüyor. İyice araştırmalardan uzaklaşıyoruz. O dengeyi sağlayabilirsek çok daha yararlı bir şekilde aslında ilerleyebiliriz. Hani bunu yapacak olanlar da gençlerimiz. Zaten biliyorsunuz artık çocuklarımızın çoğu folik asit çocuğu. Çok zeki doğuyorlar. Çok gelişmiş, bizlere göre çok daha gelişmiş doğuyorlar. Onların bu zekasını iyi anlamda yönlendirebilirsek araştırmayı unutmadan, hani bu şu anda kitap değil ama internet araştırması olacak artık. Her şeye dijital ulaşacaklar. Bunu sağlayabilirsek çok daha güzel bir dünyaya doğru gideceğimize inanıyorum ben de. En azından buna da ihtiyacımız var. Çalışmaya, savaşmaya, umut etmeye ve her zaman üretmeye. Yani her yaşımızda, her anımızda, ölene kadar belki de üretmeliyiz. Doğru. Aykut Hocam çok teşekkür ederim. Bu güzel zamanınızı bize ayırdınız. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok güzel şeyler söylediniz. Umarım başarılarınızın devamını diliyorum. Güzel haberlerinizi duymak istiyoruz. Yapacağınız bu ilaçlarla ilgili umarım güzel sonuçlara ulaşırsınız. Ve hani bir Türk olarak da bunu sizin yapıyor olmanız ayrı bir önem taşıyor zaten. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.